Kerem Öztürk Konya'dan arıyor bizi. Kerem Bey hoş geldiniz yayınımıza. Kerem Bey beni duyabiliyor musunuz efendim? Öncelikle size Ramazan hocamı, değerli hocamızı yayına aldığınız için özel teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ayrıca Ramazan hocama da çok yakın takipçisi olarak bu söylediklerinden dolayı, anlattığı güzel şeylerden dolayı ekstra teşekkür ediyorum. Konuya böyle bir giriş yapmak istedim. Ben Selçuk Üniversitesi'nde öğretim görevlisiyim. Değerli hocamı daha önce görev yaptığım üniversitede canlı olarak konuk da ettim. Öğrencilerime bu güzel bilgilerini sunmasını da sağladım ve hocamın Türk gençliğine son derece yerli ve milli bilgilerle değer kattığını düşünen bir akademisyenim. Çok güzel. Özellikle şimdi de konunun üzerine bir soru sormak istiyorum. Organik dağlar gerçekten bizlere anlatıldığı gibi organik mi yoksa bizler bir endüstri tarafından oranda bütün konularda olduğu gibi tanrılıyor muyuz? Ve organik etiketiyle normal ürünler fiyatına 2-3 katına hani kazıklama demeyeceğim ama burada 2-3 katına bize kandıran aklını satıyorlar. Hocamın özellikle bu konuya değinmesini istiyorum ve teşekkür etmek için aradım. Tekrardan söylemek istiyorum. Değerli hocam yılmadan. Çok teşekkür ederim hocam. Türk insanını anlattığınız için de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. Evet, Kerem Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Kerem Bey'e teşekkür ediyorum ben güzel de. Güzel duygularınız. Hemen söyleyeyim. Buyurun efendim. Markayı vermeyeyim. Evet. Bir organik zeytin üreticisi, bir şirketin sahibesi hanımefendi ile, beyefendi ile bundan 1,5 yıl kadar önce bu organik mesele üzerine bir sohbetimiz, görüşmemiz oldu. Tabii üzerinde organik sertifikası olan, sertifikanın neresini verdiği olan işaretler var ise bunlarda bir şüphe yok. Ama bazıları bir müddet sonra bu kurallara uymadığı için ürün eskiden kalmış olabilir. Ama onda bir şey yok. Sonraki yapıda o organik sertifikasından çıkarıyorlar. Avrupalı kurumlar özellikle Türkiye'de organik sertifikası vermemek için bu zeytin üreten şirketin ki çok kaliteli zeytin üretirler kılı kırk yarıyorlar diyor. Yani engellemek için ellerinden organik üretim yapılmaması evet, için evet. Uğraş tabii. Veriyorlar. Çünkü kılı kırk yarıyorlar. Türk zeytini Yunanistan için rakip, İtalya için tabii. Rakip, İspanya için rakip. Tabii. Aynı şeyi en güzel zeytindir. Evet, hatırlar mısınız? Hatırlarsınız belki. 70'li yılların ortasıydı galiba. Zannediyorum bir profesör hanım Ayşe Hanım'dı galiba Ankara'dan. Efendim. Mercimek. Mercimek bilmez mercimek. Tabii. Mesela televizyonda sürekli kamu spotu gibi çıkıp evet. Çıkıp mercimekten evde her çeşit mercimek yapılıyor. Kadınca alay alınmıştı. Evet. Şimdi, halbuki ev ekonomisi derslerinde evet, de biz işlerdik. O zaman ama vardı derslerimiz. Trajediyi söyleyin değerli kardeşim. Bu mercime Kanadalı dostlarımız bizden aldılar gittiler. Genetiğiyle oynadılar. Ki Anadolu'nun mercime yeşil mercimektir. Böyle yeşil yeşil. O Trakya'da falan da bunun küçücük küçücükleri yetişir. Ben geçen hafta yeğenim askere gelmişti. Ziraat Kara Şimşek. Trakya'ya gittim oradan aldım eve. Şimdi Anadolu'nun o yeşil organik mercimeğini burada çok önemli bir şey söyleyeceğim ev hanımlarına. Hoca diyecekler ekmek yemiyorsun. Peki ne yiyorsun? Ben de onu unutmayayım diye ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Ne yiyorsun? Bakınız o kadar kolay ki yeşil mercimeği, organik yeşil mercimeği. Efendim ıslatın. Şimdi ekmek yapan makineler var biliyorsunuz. Çok da pahalı değil. Efendim o ıslattığınız mercimeği blenderdan geçirebilirsiniz. Veya öğütebilirsiniz de ama ben bizim yaptığımız yöntemi söyleyeyim. Blenderdan geçiriyorsunuz. Tamam. Ondan sonra içine o hafif bir karbonat ihtiyacınıza göre maydanozu, dereotunu, efendim cevizi, zeytini koyun. Ekmeğinizi yapın, yiyin bakalım. Doğrudan mercimekten ekmek yapıyorsunuz. Evet. Oh. Evet, ben mercimekten yapılmış ekmek yiyorum. Şu anda İstanbul'da çok reklam olmasın diye adını söylemiyorum. Nişantaşı'nda çok ünlü bir lokanta var. Çok meşhur. Ben de onları Amerika'da Türk yemeklerini tanıtırken orada tanımıştım. Kendilerini
Kendine söylüyordum ya şu ekmeğe, modern ekmeği yeme, siyezi bulursan ye. Ama bak senin imkanların var. Şeyden, yeşil mercimekten, organik mercimekten ekmek yap. Hatta dedim ki organik nohuttan ekmek yap, çok güzel oluyor. Çünkü bir hanım kardeşimiz de nohuttan ekmek yapmış. Onu da yedim. Çok güzel. O da yapmaya başlamış. İnanın o kadar lezzetli ve o kadar güzel ve o kadar sağlıklı ki. Sağlıklı tabii. Hemen bir bilgi de vereyim. Artık bazı öğrencilerim diyor ki bana, hocam ben makarnaya bayılıyorum diyor. Ama siyez unundan, buğdayından makarna pek az. Oldukça da pahalı. Olunca da çok pahalı. Pahalı. Siyez buğdayından bir ekmek şöyle 25-30 lira. Şu anda başka illerimizde görmedim. Ama İstanbul'da organik nohuttan, organik yeşil mercimekten, organik kırmızı mercimekten yapılan efendim makarnalar var. Bunları rahat rahat tüketebilirler. Şunu öğreneceğiz. Kendi doktorumuz olmak durumundayız. Bunu olmadığımız takdirde elbette çok değerli hekimlerimiz var. Ancak Belçika'da yapılan bir araştırma var. Belçika hükümeti oturmuş bir araştırma yapmış. İnsanlar hastalanınca sağlık sisteminden tedavi etmek mi daha ucuza geliyor? Yoksa önleyici sağlık sistemi, tıp sistemiyle ya bedava devlet eliyle önleyici bir kısım tedbirler almak mı? Yapılan araştırmada devlete önleyici tedbirlerin daha ucuza mal olduğunu ve bugün Belçika bunu uyguluyor. Sırada başka ülkeler de var. Bu anlamda biz Çinli bir bilgenin sözü vardır. Siz ne yerseniz osunuz der. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.